Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan yarın Soçi'de Putin ile buluşacak. Ama ilginçtir. Tam da bu günlerde Afrin'de Rusların hava saldırıları var. Hayır bu tesadüf değil adeta Putin'in görüşmede neleri isteyeceğine dair işaretler veriliyor. Malum Moskova epeydir Türkiye'nin verdiği İslamcı cihatçıları enterne etme ve İdlib'i boşaltma sözünün yerine getirilmesini bekliyor. Bu çerçevede 34 evimizin Ruslar tarafından bombalanması dahil benzer pek çok nahoş durumların yaşandığı hafızalardadır. Tayyip Erdoğan'ın Astana mutabakatından beri çeşitli bahanelerle sürekli ötelediği bu anlaşmada yarın gelişmeler olabilir. Zira Türkiye'nin ABD'liler baskı yapıyor argümanı son New York gezisi ve sonrasındaki açıklamalarla geçerliliğini yitirmiştir. Erdoğan belki seçim için süre isteyebilir ve bir kısım Suriye toprağının ilhakını gündeme getirebilir ki Rusya büyük tavizler karşılığında buna evet diyebilir. Malum Moskova ile Ankara arasında Suriye dışında Ukrayna, Kırım, Libya, Doğu Akdeniz ve PKK gibi başlıklarda sorunlar var. Rusya Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA ve SİHA'ları satmasını istemiyor. Aynı şekilde Kırım politikasına da karşı atta kızgın. Ayrıca Libya'da Rusların desteklediği Haftar duruma hakim ve Türkiye oradan çekilme aşamasındadır. Evet ayrılık konuları görüldüğü gibi birden fazla. Ortak nokta ise enerji partnerliği ve turizm ile tarım ürünleri satışı ki ticarette Rusya açık ara avantajlı. Zira son verilere göre Türkiye'ye ihracatı 16 milyar dolar ithalatı 5 milyar dolardır. Dolayısıyla yarın yapılacak olan Putin Erdoğan zirvesinde bu durum Ruslar tarafından elbette dikkate alınacak. Dahası Erdoğan'ın ABD ile sorunlar yaşamaya başlaması yine göz önünde bulundurulacaktır. Beklenti parlak bir açıklama yapılacağı lakin var olan statükonun devam edeceğidir. Muhtemeldir ki Putin İdlib için Türkiye'deki seçime kadar bekleyecek. Diğer sorunlar da bekletilecektir. Soçi'deki zirvede Tayyip Erdoğan'ın Beşar Esad ile barıştırılması elbette konuşulacaktır. Fakat Erdoğan'ın buna seçim öncesi olur vermesi mümkün görünmüyor. Çünkü barışı kabul ederse yenilgiyi kabul etmiş olacak ki bu durum onu seçimde vurabilir, olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde ikinci parti S-400 alımı söylem bazında gündeme gelse de fiili adımlar atılacağı kanaatinde değilim. Zira malum henüz birinci parti S-400'ler kurulmadığı gibi hala ne olacağı bile belli değildir. Kısacası yarınki zirvede gülen gözlerle yapılacak açıklamanın ötesinde önemli ve somut bir adım beklenmiyor. Rusya İdlib için ısrar edip kesin takvim isteyecektir. Fakat ifade ettim Erdoğan seçimi bahane edip zaman kazanmaya çalışacak kanaatindeyiz. Madalyonun öbür tarafına gelince Amerika Birleşik Devletleri elbette bütün bunları not etmektedir ki Reuters'e göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün Türkiye'ye ikinci bir yaptırımı dillendirmiştir. Biden'ın Erdoğan Putin'e göz kırptı diye geri adım atması ve ben yaptım sen yapma demesi milyarda bir bile ihtimal değildir başka bir anlatımla Amerika Birleşik Devletleri'ni Rusya ile korkutma yani şantajla mümkün değildir. Tam tersine menfi sonuçları olabilir. Türkiye batıdan borçlanan ve ihracatının büyük bölümünü oraya yapan bir ülkedir. İfade ettim. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı dış satım sadece 5 milyar dolar. Ayrıca yaşayıp gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Trump sadece bir tweet attı diye dolar fiyatı bir anda 3.5 liradan 7 liraya çıkmadı mı ekonomimizin ABD yönetimine bu kadar bağımlı olduğu bir tabloda Erdoğan'ın Putin ile misilleme yapıyor görüntüsü emin olun kumar bile değil açık bir intihardır. Süper güç olan Çin ile Rusya bile Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutamaz iken her şeyi ile ABD'ye bağımlı olan Türkiye'nin diklenebilmesi eşyanın tabiatına uymuyor. Bunu elbette Erdoğan da bilir ve Putin kartı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine yeni bir şans vermesinin peşindedir ancak göründüğü kadarı ile Washington o defteri kapatmışa benziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın dede ağacını merkez üs yapması, Suriye'deki PKK unsurları olan YPG'ye silah ve para yardımında bulunması ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den kovmak istemesi hadisenin Tayyip Erdoğan'ı istememenin ötelerinde olduğuna işarettir. Türkiye artık ABD ile bırakın stratejik müttefik olmayı, doğru düzgün bir NATO müttefiki bile değil. Zira Batı ile çıkarları çatışmaktadır. Bir tarafta bu olgular, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri ile türlü bağımlılıklar Türkiye'nin elini kolunu bağlamaktadır. Bakın ideolojik tercih olarak, duygusal olarak Avrasya Birliği denilebilir, lakin realiteler, olgular buna izin vermiyor. Türkiye Batı'yı sildim. Bundan böyle Rusya, Çin, İran'la beraberim demesinin bir pratiği yoktur. Çünkü kaynağı yani sermayeye ihtiyacı olan Ankara için oralarda böyle bir fon mevcut değildir. Bütün bunlardan hareketle. Tayyip Erdoğan'ın yapacağı yine ABD ve Avrupa ile bir şekilde ilişki kurmayı denemek olacaktır. Bunun tek yolu ise artık seçimdir. Yani Erdoğan ne yapıp edip seçimi kazanmaya çalışıp sandığa saygılı olan batı dünyasına dönecek ve işte seçim sonuçları, halkın beni seçti, benimle yeniden çalışmak zorundasınız demeye çalışacak. Seçimi kazanıp kazanamayacağı ayrı konudur söylemek istedim. Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Avrupa nezdinde yeni bir seçim kazanmanın dışında artık ilave bir kredi alamayacağıdır. Çünkü Batı Erdoğan'dan yorulmuş ve üstünü çizmiştir. Değerli dostlar Melih Gökçek nihayet savcılıkta önceki gün 2 saat FETÖ bağlamında ifade verdi ki bizzat Bülent Arınç Gökçek'in 100 küsür parseli o örgüte peşkeş çektiğini yani tahsis ettiğini kamuoyunda ifade etmişti. Bir başka ilginç isim Salih Bezci'nin Gökçek ile alakalı olarak verdiği yazılı ifadedir. Bezci ismini Ankaralılar bilir zira Melih Gökçek döneminde yapılan pek çok geçidin ve projenin müteahhididir. İşte o isim Melih Gökçek'in kendisinden FETÖ adına yıllar önce 30 milyonluk yurt istediğini söyledi. Dahası Fethullah Gülen ile yaptığı görüşmede Melih Gökçek'in aracılık yaptığını kaydetti. Melih Gökçek ise hadiseyi siyasete taşıyarak ne alakası varsa efendim hedef ben değilim Tayyip Erdoğan'dır gibi bir açıklama yaptı ve güya o şekilde korku sallıyor. Bakalım savcılar bu olayın üstüne gidecek mi yoksa örtecek mi birkaç gün içinde ortaya çıkacak. Sevgili seyircilerim ilginç bir haberde Akepe AKP ile İslamcı dünyanın işine düştüğü fikri ve zihni sefaletin şu resmidir. Profesör Doktor Hayrettin Karaman'ı bilenleriniz vardır. Nakşilerin idolü AKP dünyası ile Tayyip Erdoğan'ın kıymetlisidir. Öyle ki kimileri ona günümüzün imamı azamı bile der. Zira sık sık iştihatlarda bulunur ki hatırlayın ayakkabı ve çikolata kutularında rüşvet dolarları yakalanınca verilen hediyeler İslam hukukuna göre rüşvet değildir, yolsuzluk, hırsızlık değildir şeklinde fetvalar vermişti. İşte o oh, Hayrettin Karaman son olarak şu fetvayı yayınladı. Doğruları söylemek caiz değil, yıkıcılara destek olmayın. Değerli dostlar söyleyin, bu mudur gerçek din ya da Allah adamlığı? Bu mudur Müslümanlık yani Hz. Muhammed'in getirdiği kutlu inanç sistemimiz? Ondan sonra gençler niye dinsiz oluyor diyorlar. Bakın İmam-ı Azam sultanların sofrasına oturanın fetvası hükümsüz demektedir. Hayrettin Karaman ve benzerleri bunu bilmiyor mu? Yaşı 80'i geçen Hayrettin Karaman'ın kamu bankalarından birinin yönetimine girip astronomik ücretler alması Allah aşkına söyleyin doğru mudur? Bunu yaparsanız yoksa o fetvalar o büyük paralar için midir? Kuşkularını yaratmış olursunuz. İlginç ayrıntı şudur. Bu Hayrettin Karaman bile an itibarıyla AKP'den çürümüş gemi diye bahsetmektedir ki bunun manası AKP'nin gerçekten musalla taşında olması değil midir? Noktalamadan iki mini haber daha. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün amblemi değiştirildi ve bunun için yandaş birine 500 bin lira ödeme yapıldı. Yeni ambleme baktım tek kelime ile facia. Ondan daha önemli olanı eski amblemdeki Türk bayrağının çıkarılmasıdır. Evet devletin kurumu amblemindeki Türk bayrağını çıkarmak için değişikliğe gitti ve bunun için utanmadan sıkılmadan bir de 500 bin lira para ödedi. Zafer Partisi lideri Profesör Ümit Özdağ dün bunu bir grup partiliyle Ankara'da protesto etti. Pardon ama güya Türk Milliyetçisiyim diyen Milliyetçi Hareket Partisi ile Bahçeli neredesiniz siz? Türk bayrağını sahiplenmeyeceksiniz. Siz neyin ve kimin milliyetçisisiniz? Ve Emine Erdoğan'ın kitabı Yemek Kitabı yazmış. Eyvallah. İyi de kitabın basımı için 250 bin duyurulması yani tanıtımı PR'ı için 700 bin liranın devlet tarafından karşılanması olacak şey midir? Bakın benim de yüz binlerce satılan 10 kitabım var. Bir tanesi için bile devletten ne bir kuruş aldım ne de öyle bir beklenti içinde oldum. Bu olana ne demek gerekiyor onu siz sevgili seyircilerime bırakıyorum son verirken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.